Uluslararası finans meselesi uluslararası iktisadın parasal yönünü oluşturuyordu. Burada döviz piyasası birincil. Yine kalem varmış burada. Kalemi kullanabiliyor muyuz acaba? Evet, böyle yapabiliyormuşuz. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah iş görür. Evet, yabancı para ve yerli para. Döviz piyasası bildiğimiz yabancı ülke paralarına verilen genel isim. Bunu biliyoruz. Buna döviz diyoruz. Dövizin alım satımının yapıldığı piyasa. Yabancı para havaleleri, ödeme çekleri vesaire bütün bunlar da aynı kapsamda yer alıyor. Peki biz buradan devam edebiliyor muyuz daha sonra? Böyle bir problem var burada. Evet, böyle gidelim o zaman. Evet. Şimdi döviz piyasasında kim faaliyette bulunuyor? En büyük alıcılar bankalar arası piyasa dediğimiz veya toptan piyasa dediğimiz bankalar arası piyasa. Ve banka dışı işlemciler, dış ticaret itaat işleri yapanlar, ihracatçılar, değil mi? Döviz geliri elde ediyorlar. Bazen de bu piyasada alım satım yaparak gelir elde etmek isteyen kesimler, merkez bankaları çok en önemli unsur çünkü kurun gideceği yönü belirlemesi bakımından merkez bankaları önemli. Müdahale yapar piyasaya. Döviz satar veya döviz alır. Eğer dövizin fiyatı yükselme eğiliminde ise ve düşürmek istiyorsa piyasaya döviz satar. Ama tabii çıkıp da var mı ben birkaç milyar dolar döviz satacağım var mı alan diye bağırmıyor. Ne yapıyor bunu? Başta kamu bankalar olmak üzere bankalar aracılığıyla piyasaya arz ediyor. Hazine borç ödeme vesaire bunlar da önemli. Döviz brokerlar dediğimizde döviz açığı ya da döviz fazlası olan finansal kurumları bir araya getirenler. İşte gün sonunda diyelim Akbank'ın döviz fazlası oldu. Riskten korunmak için bunu etmek zorunda. Döviz açığı olan gün içerisinde işlem yapıyor. Akşam olduğu zaman da bunları denkleştirmesi gerekiyor riskten uzaklaşmak için. İşte bu alıcı ve satıcıyı birbiriyle buluşturan bunlara broker veya dealer adı verilir. Bir de enflasyondan korunmaya çalışanlar bizim vatandaşlarımızın en masum talepleri böyleydi biliyorsunuz. Vatandaşların en masum talepleri enflasyondan kendi satın alma güçlerini korumaya çalışmalarıydı. Arbitrajcılar işte ki gelir elde edenler onlardan bahsedeceğim. Yani bir yerde ucuz buluyor. Diyelim Azerbaycan'da doları ucuza buluyor. Getiriyor Türkiye'de satıyor. 2 kuruş, 3 kuruş fark etse bile bu 3 kuruş arbitrajcıya yani 100 bin dolar alması halinde 100 bin dolar getirebiliyorsa epey bir kar sağlıyor. Arbitraj dediğimiz şey bu. Spekülatör de ileride artacak mı, azalacak mı bunlara bağlı olarak yapmış olduğu şey, kişilerin yapmış olduğu faaliyetler, spekülasyon biraz daha bilinen bir şeydir. Evet, döviz kuru buna fiyat diyor. Burada iki türlü döviz kurunun belirlendiğini Avrupa usulünde dolaysız, Amerika usulünde dolaylı kotasyondan bahsedebiliriz. Mesela 1 dolar 8 lira olsun Avrupa usulüne göre. Tersi olursa yani 8 lirayı 1 doları 1 lira kaç dolardır bulmak istediğimiz zaman da ne yapacağız? 1 bölü 8, 1 bölü 8 0,25, 125 dolar. Bu da Amerikan usulü. Yani Amerikan parası görece olarak
daha değerli olduğu için genel olarak bu uygulanıyor. Kurun artmasının ulusal paranın değerinin azalması, kurun azalmasının da kur değerinin azalmasının paranın değerinin arttığına işaret ettiğini söyleyebiliriz. Burada mühim olan marj dediğimiz bir şeydir. Marj aralık demek. Neyin aralığı? Alım ve satım arasındaki fark. Mesela şu anda alım fiyatı işte dolar için 829, satımlar toptan fiyata, toptan piyasadaki fiyatlar 831, 827, 830, yani 4 kuruşluk bir fark var. İşte bu 4 kuruş yıllık kur marjı yüzde olarak 4 kuruş satış kuru, alış kuru farkın oran olması. Çok azalmıştır. Özellikle çok para aldığınız zaman, çok para alıp satımlarında önemi azalır. Serbest piyasada daha da azalır önemi. Ama diyelim bir istikrarsızlık beklentisi varsa, marjın yukarıya çıktığını görürsünüz. Mesela cuma akşam diyelim piyasada dalgalandı, piyasa kapalı. Döviz almak istediğiniz zaman araya bir 10 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruş koyduklarını görebilirsiniz bankaların. Marj artıyor böylece, kur marjı artıyor. Çünkü bankanın karıdır. Size sattığı zaman daha sonra bunun yerine koymama ihtimali var. İkinci tartışma burada düz kur ve çapraz kur tartışması. Görüntü geliyor değil mi size arkadaşlar? Bunu bir defa kullandığım için aslında kolay bir kullanılmış ama sadece üzerinde çiziktirik yapamıyorum. Peki düz kur ile çapraz kur dediğimiz kavramsallama bakalım. Mesela Frankfurt piyasası olsun ya da Tahtakale olsun. 1 dolar 0.80 avro olsun. Tahtakale'de 1 dolar 8 lira olsun. 1 avronun kaç lira ettiğini bulmak için ne yapacağız? Bunlar birbiri cinsinden varamayacağız yani. 800 8 bölü 0.80 dediğimiz zaman bir avronun 10 liraya tekabül ettiğini bulacağız. Biraz şeyler tam çıksın diye, rakamlar tam çıksın diye özellikle bunu belirtmiştim. Çapraz kur dolar avro, dolar TL fiyatlarına bağlı olarak avro TL fiyatlarını bulmaya çalışmak. İşte bu arbitrajcıların 3 uçlu olması mesela böyle bir durumu çağrıştırır. Avro alırsınız, avroyu dolara çevirirsiniz, doları TL'ye çevirirsiniz derken Azerbaycanlı arkadaşlar bunu yapardı. Eskiden bildiğim arkadaşlar var. Ruble, manat ve TL arasındaki dolar farklılıklarından kaynaklanarak gelir elde etme iyi gözeten arkadaşlar vardı. Ettiklerini de söylüyorlar. Özellikle dalgalanma dönemlerinde bu önemli. Çapraz kur budur. Yani bir kurun başka bir hani çapraz fiyat esnekliğini falan düşünürseniz orada bir malın fiyatının başka bir malın miktarındaki talep miktarındaki değişimin başka bir malın fiyatındaki değişimle ilişkisi üzerine durmuştuk hatırlarsanız. Yani tamamlayıcı ve ikame mal olup olmasına bağlı olarak değişiyor. Oradaki cross meselesi burada önemli. Çapraz kur dediğimiz şey de bunu ifade ediyor. Eğer paranın dış değerinden bahsediyorsak, satın alma gücünden bahsediyorsak, bu döviz kurunun tersine eşit bir değer gösterir. Ve ulusal paranın dış değerini efektif kurla hesaplıyoruz. Ve bu ülkelerin paralarının dış ticaret ortaklarının paraları olan kurların ağırlıklı ortalamasına eşittir. Satın alma gücünü ölçüyor burada. Bunun ölçülerinden bir tanesi reel kurdur. Reel kur nominal kur, piyasada bulunan alım satıma mevzu olan kur, iç enflasyon ve dış enflasyon arasındaki ilişki sonucu. Böylece nominal kur ile dış enflasyon, iç enflasyon oranlarını bölerek ne oldu? Bizim üçlü şeytan üçlememiz burada karşımıza çıktı. Enflasyon, enflasyon farklılıkları ve kur üzerindeki etkileri. Hatta toplam talep eğrisine de negatif eğimidir diye soru sormuştuk. Onlardan bir tanesi neydi?
içerideki fiyatlardaki yükselmenin dış ithal edilen mallara yönelimi artırmasıydı. O yüzden negatife indik. Uluslararası ikame etkisi dediğimiz şey bunu ifade ediyordu. Aynı mantığı burada da düşünebiliriz. Buna reel kur adını veriyoruz. Arbitraj dediğimiz meseleyi basit bir örnekle, hazırladığım örnekle bakalım. İşte 1 lira, 1 dolar 8.40 lira ise İstanbul'da, New York'ta da 1 dolar 8.20 ise ne oldu? Arada 20 kuruş fark var. Ne yapacağız? Nerede ucuz? New York'ta ucuz. New York'ta 100 bin liramızla gidip 12.195 dolar satın alıp getirip İstanbul'da daha pahalı olduğu için bozdurursak 100 bin liramız 102.438 liraya. 2.438 lira. Tabii bunu hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Beklersek bu biter. Zaten arbitrajcının da temel görevi nedir? Bunlar birbirine eşitlemesidir. Yani uluslararası tek fiyat yasası bu şekilde işlemeye başlar. Arbitraja sebep mi ne olur? Piyasalardaki birbirine yakınlaş. Eskiden biraz daha kolaydı. Şimdi daha zor. Çünkü çok hızlı etkileşim söz konusu. Kurun değeri her saniye dünyanın her piyasasında belirleniyor. Bu sürekli var olan, açık olan bir piyasa olduğu için bunu yapmamız çok mümkün değil. Ama böyle bir teorik olarak, böyle bir arbitraj gelir elde etmeden bahsedebiliriz. Özellikle kapalı ekonomiler ya da sabit kur rejiminin uygulandığı ekonomilerde, yani bazen döviz kurları yapay olarak merkez bankaları tarafından belirlenir. Sabit kur dediğimiz rejim budur. Günümüzde Merkez Bankası'nın kuru belirleme yetkisi gittikçe azalıyor. Çünkü serbest kur rejimindeyiz Türkiye'de. 2001 krizinden sonra, Şubat krizinden sonra buraya geçiş yapmıştık. Böylece ne oluyor? Ama bu alım satımlar devam ettikçe artık New York'la Tahtakale arasında, İstanbul arasında kur farkı giderilmiş oluyor. Ve doların TL fiyatı eşitlenmiş oluyor. Spekülasyon biraz daha farklı. Spekülasyon da ileride yükselme beklentisi olan bir şeyi satın alma. Arsa spekülasyonunu falan duymuşsunuzdur. Çok yapılan şeylerden birisi. İşte imar geçme ihtimaline binaen bir araziyi kapatma. Mesela Kanal İstanbul çevresindeki arazilerin belli bir süre içerisinde böyle kapatılmaya çalışmasında görüldüğü gibi. Bunun döviz sistemlerine bağlı. Karşılığı da döviz spekülasyonudur. Tahminlere dayalı ortaya çıkıyor. Mesela bir ülkenin krize gireceğini tahmin eden yatırımcılar o ülke parasından yabancı paraya doğru çıkarlar ve krize girdiği anda yüksek fiyattan gelir elde ederler. %100'e yakın mesela 2001 krizi olduğu zaman Türkiye'de %100'e yakın paranın değerinde, yerli paranın değerinde düşüş meydana gelmişti. Buradaki spekülatörler, hatta Merkez Bankası Başkanı, o zamanki Merkez Bankası Başkanı'nın bile kendi parasını dolara çevirdiği ve bunun için de ceza aldığı, ama cezasının da paraya çevrilerek 3.000 lira para cezasına, 50 milyon doları varmış adamın, 3.000 liralık bir cezaya maruz kaldığı bilinir. Böyle bir tuhaflık ile spekülasyon. Tabi orada spekülasyon yok. O biliyor. Serbest kura geçileceğini. Merkez Bankası Başkanı bilmez mi serbest kura geçileceğini? Ama spekülatörler biraz daha farklı. Küresel çapta hareket ederler bunlar. Para baronları. Neye göre yapıyorlar? Ödeme bilançosu çok açık veriyorsa, faizler fırlamışsa, enflasyon fırlamışsa, ihracat zayıflamışsa, dış borç ödemelerinin zamanı gelmişse, mesela yüklü bir ödeme zamanı gelince ve IMF desteğini çekmişse, IMF bir ülkeyi kara listeye almışsa, Amerika ambargo uygulamışsa, biliyorsunuz bir ara bir rahip Branson meselesi vardı. Rahip Branson meselesinin eğer bir krize dönüşebilme ihtimalini düşünüyorsa bir spekülatör, o sırada bayağı bir TL'nin değerinde düşüş meydana gelmişti.
Bütün bunların hepsi spekülasyon yapılabilecek şeylerdir. Dış ticaretin finansal yönü ilgilendiren başka bir şey akreditif meselesi. Burada ülkeler arasında yapılan dış ticaret işlemlerinde ne yapıyor? İhracatçı ve ithalatçı arasında ödeme gerçekleşiyor yani. Sudan'a diyelim 1000 tane takım elbise sattınız. Belli niteliklerde paranızı alacaksınız. Sudan'dan biraz para almak zor ama mesela Belçika'ya sattığınızı düşünelim. Belçika'ya gönderdiniz. Nasıl yapacaksınız ödemeyi? Ya da şeyden Almanya'dan bir ne alıyorsunuz? Aşı alıyorsunuz diyelim. Hadi aşının serbest ticaretini yaptığını varsayalım. Aşı ithal ediyorsunuz. Şimdi Türkiye'de ithalatçı buradan buraya kendi Türk bankasına, kendi bankasına, Türkiye'deki bankasına ödeme yapıyor. Bu ödemeyi aldığını söyleyen, ödemenin oraya yapıldığını ihracat, yani size mal gönderecek ihracatçının bankasına tabii tamam para bende diyor. Artık bunu bu konuda rahat hareket edebilirsin. Böylece ihracatçı da malı gönderiyor. Mal geldiği zaman, Türkiye'ye geldiği zaman Amerika'daki, Türkiye'deki bankadan Amerikan bankasına havale ediliyor. Amerikan bankalar burada da komisyon alıyorlar tabii. O da kendi ihracatçısına havale. Demek ki bu bir akreditif dediğimiz sistem. Bankalar arasında gerçekleşen dış ticarette alacakların garantiye alınmasını sağlayan bir işlem. Aynı şeyi Türkiye'nin ihracatında da görmek mümkün. En güvenli yöntemlerden birisi. Bankaların iyi gelişmiş olması, banka sistemin iyi gelişmiş olması, uluslararası bağlarının güçlü olmasına bağlı olarak bu işlemler daha hızlı hal alabilir. Burada en büyük dedim, girişte söylemiştim, en büyük şey bankalararası piyasa, toptan piyasadır. Ve açık pozisyonu, fazla pozisyonunu ortadan kaldırmak için uğraşır bankalar. Çünkü ertesi gün önceki günkü TL ve yabancı para dengesini sağlanması lazım. Ertesi gün ne olacağı bilinmez. Zarar etme ihtimali ortaya çıkabilir. Burada Türkiye'nin New York'ta Türkiye'li bir arbitrajcının New York'ta parasını neden orada ucuz olan doları TL vererek nasıl aldığını anlamak için konvertibilite meselesine bakmamız lazım. Convert dediğimiz dönüşmek demek. Convert dediğimiz şey. Dönmüş insanlara convert people derler. Convertibilite ise dönüşebilirlik demek. Ülke parasını diğer paralarla dönüştürebiliyorsunuz. Bu IMF'nin vereceği bir vizedir. IMF eğer convertible, sizin paranız convertible oldu denetledim derse burada bir sorun yok. Bizim paramız 91'den itibaren convertible. Ama pek 2001-2002'ye kadar hatta 2003'lere kadar çok da kıymet harbiyesi yoktu paramızın. Neden? Çünkü hızla değer kaybına maruz kalabiliyordu para. Sonra bir 10 yıl biraz daha istikrarlı para oldu. Enflasyonun kontrol altına alınması sebebiyle oldu bu. Yani kurun değerinde aşırı oynaklık olmayınca konvertibilitenin bir anlamı oluyor. Son dönemlerde de muhtemelen yine değerinde, önemli ölçüde konvertibil değerinde bir azalma olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliriz. Döviz piyasası alıcı ve satıcıyı doğrudan karşılaştıran, borsa şeklinde olmayan piyasalar ve ihtiyaca göre vadeli döviz kurları falan vardır. Sözleşmeler yapılabilir. Evrensel piyasada hiç kapısına kepenk kurulmaz. İşte bu bize, bilmiyorum saatimiz çalışıyor mu? Bu saat financial clock diye bir şeydir. Dünyada sürekli çalışır. Küresel finansal saat. Buraya evet çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Yani bir yerde piyasa kapanırken diğer yerde piyasa açılıyor. Ve sürekli 24 saat aktif halde olan bir piyasayı gösterir. Küresel finansal kur
döviz kuru piyasası böyledir. Döviz piyasası böyle bir şeyi gösterir. O yüzden gece olduğu zaman da TL'nin fiyatında, değerinde değişmeler ortaya çıkabilir. Özellikle swap işlemleri burada etkili hususlardan birisi oldu son dönemlerdeki tartışmalarda. Burada ikinci meselemiz bir döviz kuru, ikinci mesele ödemeler bilançosu. Ödemeler bilançosu ülkenin işte ihracat ithalat arasındaki fark. Bu gün düzenli olarak değişir. Yani dış borçlar gibi stok bir kavram değil, akım bir kavram. Ve dış ticaret akımlarıyla ilişkilidir. Ülke parasının değeri. Yani ne oluyor? Dış ticaret ihracatınız fazlaysa verimlilik fazladır. Paranız değer kazanır. İşte Çin parasının sürekli değer kazanması gibi. İthalatınız fazlaysa da döviz talebiniz fazladır. Paranız değer kaybeder. Bunu belirleyen şey milli gelir, büyüme hızınız, kurlardaki oynaklık, enflasyon, işte şeytan üçgen dediğimiz şey ve faiz tabii. Gelir dağılımı, borçlar bunlardır. Burada iki türlü kalem var. Bilanço bir hesaptır. Temel işlemler ve otonom işlemler, denkleştirici işlemler, cari hesap ve sermaye hesabı temel gruplar, resmi rezervlerle istatistiki farklarda denkleştirici işlemleri oluşturur. Mal ve hizmet akımları, dış ticaret bilançosu, hizmetler bilançosu var cari hesapta. Dış ticaret bilançosu da eğer açık varsa hizmet bilançosundaki fazla ile giderilmeye çalışılır. Sermaye hesabı da cari açık varsa buradan giderilmeye çalışılır. Hala bir sorun varsa bu sefer de resmi rezervler hesabında değişimden denkleştirme sağlanır. Bazen de hesaplar birbirini tutmaz. Bu sefer istatistik farklar son dönemde Türkiye'de hatta bazı dönemlerde 13-14 milyar doları falan buluyordu bu. Normal aklı başında bir istatistik farkın birkaç milyar doları bulması normal görülebilir ama bazen bizde biraz altın giriş çıkışıyla ilgili bir kısım hususlar nedeniyle bu fark, denkleştirici işlemlerdeki fark çok büyük olabiliyor. Rezervler bunu gösteriyor. Müdahale amaçlı resmi rezervlerdeki değişim bunu gösteriyor. Bu rezervlerdeki son dönemdeki aktüel tartışmalarda biliyorsunuzdur. Neden dış ticaret açık verir? Dış ticaret ülke harcama genişletici politika izliyorsa, yani ekonomiyi gaz vermek için, rahatlatmak için, piyasaları harekete geçirmek için hükümetlerin genişletici politika uygulaması söz konusu olursa, mesela diyelim belli alanlarda yatırım yaptınız, harcama genişlettiniz ya da genişletici maliye politikası uyguladınız. Bu harcamanın genişlemesi ithalata kayacağı için dış açık artar. Kalkınma hızının artması ithalatı yine artır. Yani hangi dönemde büyümemiz fazla olmuşsa dış açık var demektir. Bazen de bunun yapısal nedenleri var. Mesela teknolojik anlamda eğer daha geri planda isek bu bir açık nedenidir. Bazen de zevk ve tercihler dışarıya yönelir. Herkes benim cebimde iPhone olsun diye ya da iPad olsun diye bir meraka, modaya merak sararsa biliyorsunuz. Hatta son 15-20 yıl içerisinde akıllı telefona 24 milyar dolar gibi bir para harcadığımızı hesaplamışlar. Akıllı telefon ithalatını yaptığımız para. Yani ithalat. İhracat gelirimiz de var. O da 300 milyon dolar. Arada böyle bir muazzam bir fark var. Demek ki teknolojik tercihlerde dış açığın nedeni oluyor. İktisadi dalgalanmalar ve geçici faktörler. İşte ham madde fiyat, petrol fiyatları uçarsa ne olur? Otomatik olarak dış açık uçmaya başlar. Spekülasyon, mali krizler bunun nedeni. Türkiye'nin dış ticareti 100 ihracat 170'ler. 2019-2020 rakamlarında da 190'lara kadar yaklaştı. İthalat azalmaya başladı gittikçe.
bu ekonomi soğuması ile ilgili. Isındığı dönemlerde, genişlediği dönemlerde ithalat fazla olur ihracattan. Daha büyük açık meydana gelir. Ve soğuma dönemlerinde de azalma meydana gelir. Son dönemde cari açığın azalması tartışmaları hep budur. Yani küçülme olduğu için cari açık azalmıştır. Bir iki soru ile bu konuda kapatmış olalım. Kalan kısmı da kitabı gözden geçirerek yapalım. İşte bir kaymakamlık sınavı sorusu. Ödemeler bilançosundaki cari hesap da hangilere yer alır diyor. Burada cari hesap ülkelerin hizmet gelirleri ya da uluslararası işlemler dediğimiz kısımda yer alan yatırım gelirleri, işçi gelirleri, üretim faktörlerinin yurt dışında elde etmiş olduğu gelirlerin içeriye transferi. Bunlar cari hesap içerisinde yer alır. Rezerv hareketlerinin konuyla bilgisi olmadığını düşünebiliriz. Çünkü rezerv nedir? Resmi rezervler hesabı. Hemen şuraya geleyim tekrar. İşte bu resmi rezervler hesabında yer alır. Denkleştirici işlemlerde. Cari hesap, sermaye hesabı dediğimiz arkadaşlar kısa ve uzun vadeli sermaye girişidir. İşte yabancı yatırım olsaydı sermaye hesabında yer alacaktı. Ya da Türkiye'ye yönelik portföy yatırım olsaydı yine sermaye hesabında yer almış olacaktı. Evet. Bir kaymakamlık sorumuz daha. Buna hep kaymakamlıkta böyle sorular çıkmış son dönemde. 2018 itibariyle ihracat kalemlerinin en yüksek olan. Türkiye'nin dış ticaretine temas etmedik ama Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi otomotiv endüstrisidir. Otomotiv endüstrisini hazır giyim, konfeksiyon devam ettirir. Arkasından elektrik, elektronik sanayi gelir. Kimyevi maddeler, savunma en az etkin olunan ihracattır. Burada da otomotiv endüstrisinin 2018 itibariyle ihracatın en yüksek olduğu alan oluştuğunu söyleyebiliriz. İçerik bakımından bir idari hakimlik sorumuza bakalım. Hangisi dış borç nedenlerinden biri olamaz? Dövize ihtiyacınız varsa dış borç alırsınız. Yurt içi tasarrufları artırmak. Yurt içi tasarruflarla dış borç arasında bir alaka var mı arkadaşlar? Var mı? Yok değil mi? Yok. Peki, ithalatı finanse etmek için var. Ulusal paranın değerini korumak için dış borç alırsınız. Mesela 2001 krizi olduğu zaman IMF'den bayağı bir borç aldık ki bununla hem yerli paranın değerini korumak hem de finansman sağlamak için, dış açığın finansmanı sağlamak için kullandık. Yurt içi sermaye piyasası yetersizse dış borç alırsınız ama yurt içi tasarruflarla ilgisi yok. Bu idari hakimlik 2008 sorusu. Kaymakamlık 2007'de de bunlar birbirinden kopya çekmişler. Bunu görmeniz için özellikle yaptım. Son yıllarda yaşanan sıcak para hareketlerinin nedenleri arasında hangisi sayılmaz diye bir soru sormuş 2007'de. Yani uluslararası likidite, parasal akışkanlık dediğimiz bu fazla ise sıcak para girer değil mi? Dolaşır yani ülke sınırlarını dolaşır. Nerede hisse senedinden daha büyük gelir, nerede faizden daha büyük gelir elde edecekse buraya doğru akar. Likidite fazlası bir şey. Reel faiz oranlar yüksekse yine sıcak para hareketi olur. Bizim yüksek faizle kuru düşürme politikalarımız bunlarla bağlantılı. Nasıl bir ilgisi var? Yüksek faiz olursa dışarıdan para gelecek, fon girecek. Böylece kuru da soğutmuş olacağız, dengelemiş olacağız düşüncesi var. Bu da bir temel neden. Kuru artışlarının düşük olması bu da istikrar gösterir. İş tasarruf yetersizliği, çünkü kur artışlarının düşük olması bir şey. İş tasarruf yetersizliği, bu da aynı mantıkla iş tasarruflarla sıcak para hareketlerinin, yani içeride gelirle alakalıdır iş tasarruflar. Gelirin daha büyük kısmının tüketildiğini, daha az kısmının tasarruf edildiğini gösterir. Yabancı sermayeden vergi alınmaması da hakeza bunu ölçer bize. Böylece başka sorular içinde hem kitabınızın arkasındaki bölümlere bakın. Burayla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sorular nettir. Cevaplar da nettir.
okuyarak gözden geçirmeniz mümkündür. Evet, teşekkür ediyorum. Dersimizin de sonuna gelmiş olduk.